1970'li yıllardan bu yana çok sayıda Ankaralı'yı nitelikli projelere kavuşturmasının ardından bu defa prestij projesi olarak da ifade edilen Mebus kentle tüketici karşısına çıkıyor. 388 bin metrekare alana inşa edilen bu yeni projenin 85 bin metrekaresini ortak alanlar, yeşil alanlar oluşturuyor. Bu yönüyle proje Ankara'nın en çevreci projelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Deyim yerindeyse şantiye alanı görünümünde. Kentsel dönüşüm sürecinin hız kazanmasına paralel olarak ülkenin dört bir yanında nitelikli projeler hayata geçmeye başladı. Ankara bu anlamda öncü kentlerden biri konumunda. Aymor Grup çok sayıda Ankaralı'yı nitelikli konutlara kavuşturmasının ardından bu defa prestij projesi olarak da ifade edilen Mebus kentle tüketicinin karşısına çıkıyor. Biz aile şirketiyiz. Ayhan kardeşler olarak bu işe 1978'de babam ve amcamlar başlamıştır. Biz bunları miras alarak bugünlere getirmiş durumdayız. İlk başta Etlik Keçiören bölgesinde yapsat projeleriyle başlayıp işte Çayyolu, Batıkent civarında yapmış olduğumuz toplu konut projeleriyle devam eden ve bu yükselişi Mebuskent'te şu an taşlandırdığımız bir yapı içerisindeyiz. Bu yapı Aymor Grup olarak çok ortaklı bir şirketiz. Bu da sektörde öncü firmaların yer aldığı bir gruptur. Biz de bu işin öncülüğünü yapmaktayız. Geçmişten gelen güç ve profesyonellik, her biri alanında isim yapmış ortaklar, uzman bir kadro. Ayakları yere sağlam basan yapı, nitelikli bir proje için sahaya iniyor. Mebus kent için Ankara'nın gelişime en açık bölgelerinden Batıkent tercih ediliyor. Projenin inşa edildiği 388 bin metrekarenin 85 bin metrekaresini yeşil alanları oluşturuyor. Yeşil alanların yürüyüş ve bisiklet yollarının aydınlatılmasında güneş enerjisinden faydalanılması planlanıyor. Bu yönüyle proje Ankara'nın en çevreci projesi olarak da adından söz ettiriyor. Bu bölge Batıkent'in kuzeyinde yer alan Karacakaya mevkisidir. Mahalle olarak da burası yeni gelişmekte olan bir bölgedir. İmarının 2006 yılında yapılmasıyla beraber açılmıştır. Biz de burada 388 bin metrekare alanına kurulu bir şantiyemiz yer almaktadır. Bunun içerisinde 85 bin metrekare yeşil alana sahip 23 bin adet ağacın olacağı minimum yani bu konuştuklarımla olacağı bir projedir. Dileyene daire. İnce bir işçilikle inşa edilen, sosyal donatı alanlarıyla fark yaratan yeni bir yaşam alanı. Golf sahası, alışveriş merkezi, spor kompleksi, yürüyüş parkurları. Her şeyden önemlisi çocukların keyifle oyunlarını oynayabileceği bu yaşam alanında anne babaların güvenlikten kaygı duymaması olacak. İçerisinde 602 tane konut ve 332 tane villa vardır. Bunlar sadece konutlar yerleşim alanlarıdır. 5000 metrekare kapalı alışveriş merkezi içerisinde yer alır ve 2000 metrede kapalı spor kompleksi vardır. Bunların 3 tane girişi vardır. Kuzey, güney ve batı olarak tek ada ve tek parselde yer almaktadır. Tek duvar içerisinde gününü geçirebileceği, insanların rahatça çocuklarını bırakabileceği çok büyük alanlardır. İçerisinde bisiklet yolları olan, yürüyüş yolları olan, bu da tahmin ediyorum 8 kilometrenin üzerinde. Yani bir insanın sabah çıktığında akşamı site içerisinde geçirebileceği bir alandır. Proje koordinatörü Kürşat Ayhan, bölgenin gelişen yapısına dikkati çekiyor, ulaşım sıkıntısı yaşanmayacağını özellikle vurguluyor. Başbakanımızın açılış yapmış olduğu metro güzergahındadır. Metroya 5 kilometredir. Yeni imar yollarının açılıp hayatla birleştiği ve diğer şehirle birleştiği bir alandır. Havalimanı ve çevre yolu güzergahı üzerindedir. Bu yüzden gelişmekte olduğunu söylüyorum ve bizim de bu yatırımı yapmamızla beraber ivme kazanacağını zannediyoruz. Kürşat Ayhan, bölgede kalkınmanın anahtarı olacak ve kendi kendine yetecek projenin Mayıs 2013'te başladığı bilgisini paylaşıyor. Kendi potansiyeliyle gelen bir projedir bu proje.
Herhangi bir dışarıdan ihtiyacı, herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur. İçeri girdiğinde insanlar bütün ihtiyaçlarını, gündelik ihtiyaçlarını veya işte postane, eczane gibi hayatsal faaliyetlerini sürdürebileceği bir projedir bizim projemiz. Buraya yeni yol gelecek, yeni ada gelecek, yeni villalar yapılacak gibi söylemlere ihtiyaç duymadan kendi potansiyelini kendi oluşturan bir projedir. Büyüklüğünden de zaten bunu görüyoruz yani. Blok ve 7 farklı tipte 602 daireden oluşan projede 332 tane de villa bulunuyor. 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar değişik metrekarelerde ve değişik alternatiflerde daireler mevcuttur. Bunun yanı sıra bir de villalarımız vardır. Villalarda değişik metrekareler ve değişik alternatiflere göre biraz daha spesifik villalar, daha spesifik çalışmalar neticesinde elde edilecektir. Fakat çok katlı bloklarımız ve dairelerimiz standarttır. Her kişiye, her konuma uygun dairelerimiz mevcuttur. Yani buraya gelen bir insanın işte tercihen işte ben 2 artı 1 şu metrekarede istiyorum dediğinde bu talebe cevap verebilecek bir durumdayız. Arazinin zor şartlarına rağmen 11 aylık sürede projenin %28'inin tamamlandığını dile getiren Kürşat Ayhan, Aralık 2016'da projenin tamamlanacağını söylüyor. 2013'ün Mart ayında biz ruhsatımızı almış durumdayız. Fakat işe başlamaya Mayıs ayında başladık. Yaklaşık 11 ay gibi bir sürede şu an inşaatlarımızın toplam bitirme oranımız %28 civarındadır. İyi de yol almış durumdayız. Yani 2016'da teslim olacağı için biraz daha hızlı ve azimli şekilde çalışıyoruz. Yani çok da kolay değil esasen hem arazinin durumu hem projenin büyüklüğü. Fakat biz öngörülerimizi daha erken bitirme çabasındayız. Fakat hani insanlara da söylediğimiz teslim tarihi 2016 yılıdır. Bunun için de şu an %28'lerde olduğumuz için 2 seneye kadar da tamamını bitireceğimizi inşallah ümit ediyoruz yani. İnşası süren pek çok projenin konutlardan ibaret olduğu düşünülürse, çevreci unsurlar barındıran projelerin bir adım öne geçtiğini gönül rahatlığıyla söylemek mümkün. Kürşat Ayhan, projeyi oluştururken çevreyi nerede konumlandırdıklarını izah ediyor. Şu an Ankara için söylüyorum. Bu metrekarede yapımına başlanan sanırım bir veya iki proje daha var. Bu büyüklükte, bu metrekarelerde. O yüzden çevre vurgusu çok önemli. Şu an Ankara'nın en yüksek bölgelerinden birindeyiz. Yaklaşık 1100 rakımda çalışıyoruz. Bunun avantajları nedir? Hava sirkülasyonunun çok fazla olması, temiz havanın yani burada yer edinmesi, neden yer edinmesi diyorum? Çok yüksekte yer aldığı için derler ya, yayla havası burada mevcut. Bir ikincisi 85 bin metrekare yeşil alandan bahsediyoruz. Tabii bu bahsettiğim ortak alanlar. Yani villaların içerisinde olan yeşil alanlardan kastım o değil. Yani 85 bin metrekarede insanların kullanabileceği çocuk oyun alanları, spor tesisleri, basketbol sahaları, tenis kortları. Bunlar bizim için önemli olan. Çünkü insanın burada sadece işte daire aldım, evet güzel bir daire demesinden ziyade buranın yeşiliyle, doğasıyla, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yolları ki siz de takdir edersiniz. Bisiklet yolları Türkiye'de çok az ve neredeyse yoktur. Biz bunu kendi projemizde bir şey kural edindik. İnsanların yaşam alanlarındaki sosyal şeylerini arttırmak adına, sosyal durumlarını arttırmak adına hem ağaç olarak hem yeşil alan olarak, metrekare olarak Ankara'da çok iddialı durumdayız. Ayhan, tüketicileri konut alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da uyarıyor. Bir, ona sunduğu imkanlar. Yoksa daire, her yerde daire bulabilir. Fakat insanın geldiğinde içinin rahat edebileceği, çocuğunun rahat oynayabileceği ve güvenle içerisinde yaşayabileceği, bir akşam gezintisinde birkaç ağacın altında oturmak istediğinde veya sohbet etmek istediğinde, yürüyüş yapmak istediğinde bunların hepsini bir arada bulacağı projeleri tercih etsinler. Bir de güven çok önemlidir. İnsanların alacağı daireler, bunu yapanlar çok önemlidir. Bu konuda deneyimli kişiler olması gerekiyor. Sektöründe öncü insanlardan
tercihlerini bu yönde yaparlarsa hata yapmamış olurlar diye düşünüyorum. Grup şirket bünyesinde inşaat kalemlerinin her birinde uzmanlaşmış firmalar bulunuyor. Bu durum projelerle başarının anahtarı oluyor. Proje koordinatörü Kürşat Ayhan geleceğe yönelik hedeflerine değiniyor. Sektöründe güçlü firmalardan oluştuğumuz için bu saatten sonra bizi yani proje olarak daha ileriye taşıyacak, vizyonumuzu geliştirecek ve insanlara sunduğumuz şeylerden memnun kalabilecekleri tesisler veya işte konutlar yapmak istiyoruz. Bundan sonraki şeylerimizde bundan büyük veya bununla eşdeğer vizyona sahip projelerde yer almak istiyoruz. Ki bunun için de çalışmalarımız hızıyla devam ediyor. Edilirken üzerinde hassasiyetle durulan noktalardan en önemlisi birinci sınıf malzeme kullanılıyor olması. Burada yine grup bünyesindeki firmalara atıfta bulunan Kürşat Ayhan, inşaat sektörüne adım attıkları 1978'den bu yana kaliteden ödün vermedik, vermeyeceğiz diyor. Ankara'nın projelerin %70'ine malzeme tedariği yapan firmalardan oluşmaktadır. O yüzden biz kendi kalitemizden hiç endişemiz yok. Bu da nereden geliyor? Yani 78'den beri bu yana yapmış olduğumuz villa, konut ve sosyal projelerden gelmektedir. Mebuskent Proje Koordinatörü İnşaat Mühendisi Kürşat Ayhan, konut almak isteyen Ankaralıları projelerini incelemek üzere satış ofislerine davet ederek sözlerini noktalıyor. Ankara'da konut tercihi, konut almak isteyen insanların tercihen bu bölgeleri ziyaret etmesini, bu bölgelerdeki gelişimi ve bizim projeyi buraya kattığımız önemi görmesi adına sadece gelip ziyaret etmeleri ve bu bölgede bu işlerin yapılabiliyor olduğunu görmelerini isterim. O yüzden herkesi buraya davet edebiliriz yani.